Ülkemizde akraba evliliği e, sıklığı e, özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla fazla olduğu için bazı hastalıkları daha sık görüyoruz. E, bunların bir kısmı bizim coğrafi konumumuzdan dolayı böyle. Çünkü e, bazı çekinik kalıtılan hastalıklar için taşıyıcılık oranımız fazla. E, bunun için örneğin insanın akrabasıyla evlen gerekmeyebilir bile. Şöyle ki e, hepimiz sokaktaki herkes çekinik birkaç tane hastalık için taşıyıcı zaten. 4-5 hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu 4-5 hastalığın örneğin bendeki 4-5 hastalığın eşimdeki 4-5 hastalıkla uyuşması için sıklıkla akraba evliliği yapmak gerekiyor. Yoksa çekinik hastalıklar sadece akraba evliliği yapanlarda olur diye bir şey yok. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Çekinik hastalıklar akraba evliliği yapmayan kişilerin çocuklarında da olabilir. Ama benim taşıdığım 4-5 hastalığın eşimin taşıdığı 4-5 hastalıkla aynı olması akraba evliliği yaparsam bu olasılığı arttırmış oluyorum öyle söyleyeyim. Ama mesela taşıyıcı sıklığının fazla olduğu hastalıklar var. Örneğin Türkiye'de FMF diye bir hastalık var. Ailevi Akdeniz Ateşi olarak biliniyor. Ailevi Akdeniz Ateşi için Türkiye'de sokaktaki 5 kişiden biri taşıyıcı. Yani siz hiç tanımadığınız, hiçbir kan bağınız, akrabalığınız olmayan bir kişiyle dahi evlenseniz 5'te 1 ihtimalle o da sizde bu hastalığı taşıyorsunuz. Akdeniz bölgesinde, Orta Doğu'da yaşıyor olmak yeterli bunun için. Taşıyıcılığı fazla. FMF gibi bir diğer örnek de e, özellikle Güneydoğu'da, Akdeniz bölgesinde ve Kıbrıs'ta e, sık görülen talasemi adı verilen e, Akdeniz anemisi hastalığı. E, Akdeniz anemisi içinde o bölgelerde yaşayanlar özellikle akraba olmasalar bile bu çekinik hastalık açısından taşıyıcı olma riski taşıyorlar. Bu nedenle sadece akraba evliliği yapanlar değil, o bölgelerde yaşayanlar evlenmeden önce Akdeniz anemisi taşıyıcılığı açısından test yaptırıyorlar. Bu çok önemli bir şey çünkü Akdeniz anemisi çok zor bir hastalıktır. Tedavisi çok zordur, uzundur ve de yaşam kurtarıcı e, tedavi olana ancak kemik iliği nakliyle vesaire ile olur. Bu nedenle evlilik öncesi önlem alınması gereken bir e, durumdur. Saptanırsa o aile için çok şey ifade eder. E, akraba evliliği olan çiftler için Türkiye'de ne yapılabilir başka? Bunun dışında yapılabilecek yani Akdeniz anemisi dışında önceden taranabilecek devletin imkanları dahilinde rutin yapılan bir tarama testi yok maalesef. Fakat şimdi işte güncel gelişmelerle dünyada başka yerlerde ve şimdi Türkiye'de Acıbadem'de bazı hastalıklar için taşıyıcılık bakmak mümkün.